Bu arada ben bunun kaydını almamışım ya. Baştan başlıyorum aga kusura bakmazsan. Eşkıya. Abi ben Kabadayı'yla çok benzeştirdim. E, Kabadayı'da işte orada bir mafya babası var. Burada da bizim abi birazcık mafya vari böyle ters adam. O burada oğlu gibi gördüğü bir adam var. Öbüründe de e, oğlu vardı yanlış hatırlamıyorsam. İle bir takım olaylar. Yani eşkıya yaşasa Kabadayı olacakmış diye düşündüm. Baştan başlıyorum. Abi hapishanede çıkıyor bir gidiyor köy su altında ne oldu ne bitti işte sular gelmiş bir tane abla kalmış abla da zaten artık yarı deli gibi yaşıyor münzevi olmuş iyice bütün köy köylü dağılmış ya orada bir baraj mevzusu var anladığım kadarıyla o da işte neydi birazcık şehirli ve köylü çatışmasını ben hissettim film içerisinde ya burada şehrin aslında köyü yutmaya başladığını görüyorum barajdan dolayı köy sular altında kalıyor. Burada insanlar işte köyden uzaklaşmak zorunda kalıyor ve dağılıyorlar. Ve dağılanlardan bir tanesi de bizim Baran. Ama adamın bir davası var. kendisini vakti zamanında ispiyonlayan, jandarma ispikten adamın peşine düşüyor. Düştüğü adam vicdan azabıyla yıllardır yaşıyor. Kendisi 30-35 yılın sonunda bu adamı buluyor. Diyor ki seni öldürmeye geldim. Adam da diyor ki artık beni öldür. Adam zaten ispikçiye çıktı. İşte kimse beni sevmiyor. Oğlanlar bile sırt çevirdi. Ben artık bu şekilde yaşayamıyorum. Paranın da ayrını görmedim. Bütün parayı da almışlar bu abinin. Ondan sonra olaylar işte beni diyor işte kim yaptırdı diyor. Düşmanını söylüyor. Aslında adamın düşmanı bir zamanlar çok yakın olduğu arkadaşıymış. Bu arkadaş aynı zamanda Keşe adındaki bizim abinin sevgili kadını da almış ve İstanbul'a doğru yola çıkmış. Yani bunun üzerinden de yaklaşık bir 30 küsür sene geçiyor. Adam diyor ki, e, yapacak bir şey yok. Benim de İstanbul'a gitmem lazım bunların peşinden. Gidiyor. Yoldayken de bir arkadaşla karşılaşıyor, gence bir arkadaş. Hemen kadrodan adını söyleyelim. Cemma Cumali bizim Uğur Yücel oynuyor. Onun ilk tepkisi çok hoşuma gitti. İstanbul'da bir sene eksiktin diyor. Şimdi bir de İstanbul'u görse kardeş. Cumali kardeş. O zaman daha güzel konuşurduk bu mevzuları. Ondan sonra orada Cumali bir mafyanın işini halletmeye çalışıyor. Mafyanın işini de halletmeye çalışırken polise yakalanma durumu ortaya çıkıyor. Eşyalar işte valizler değiştiriliyor. Eşkıya ile bizim Baran'la valizleri değiştiriyor. Allah'ını seversen diyor şuraya getiriliyor. Cumali'yi mafya tam götürecekken bizim Baran abi eşkıya tekrar ortaya çıkıyor. Ve diyor ki işte buyurunuz diyor valiziniz burada işte mallar içeride herhangi bir sıkıntı yok. Ve böylelikle bu ikilinin hayatları kaderleri kesişmiş oluyor. Güzel bir e, birleşme. Ondan sonra zaten bizim eşkiyanın eşkıyanın ins, şey bu kan davası olduğu adamı bir zamanlar dost olduğu adamı aramaya çalışması başlıyor. Burada hani gerçekten şey güzel. Hani sosyal medya yok. Ne bileyim. Telefon yok. Hiçbir şey yok. Adama nasıl ulaşacaksın? Adam zaten köyden gelmiş. Hiçbir şey bilmiyor. Şehrin içerisinde kayboluyor. Şehir o zamanlar 10 milyon. Ben diyor nereden bulacağım? Nasıl bulacağım? Sürekli bir işte öyle boş bir dolanma gibi oluyor. Ama Adamın algıları çıkmış demek ki tak diye adamı buluyor. Nerede? Televizyonda. Adam meğer çok zengin bir iş adamına dönüşmüş. O kısımlar bana biraz ya filmin kötü olarak söyleyebileceğim şeyler tamamen o dönemin yazım biçimiyle alakalı. Mesela adam işte köy İstanbul'a gelmiş. Çok zengin olmuş. Çekler imza alıyor. Belli ki bir eğitim görmüş. Yani bu abi hiçbir şey bilmiyor. O bayağı bir şeyler görmüş geçirmiş de. Belli ki insanların malına falan çökmüş. Yani bir mafyatik bari bir başlangıç yapmış. A oğlu gibi bir şey olmuş ya da koç gibi bir şey olmuş anladığım kadarıyla. Ama işte buna karşılık hayatı tekerlekli sandalyede geçiyor. Oksijenli tüplerle falan yaşıyor. İlk başta şey yapamıyor. Nasıl ulaşacağını da bilmiyor. İşte bizim oğlan Cuma fırlama, o da istiyor ki bir şeyler başarabilmek, işte bir şeyler olsun, hayatında bir şeyler değişsin. Kısa yoldan para kazanalım. Yani orada şey eleştirisi hoşuma gitti. Arkadaşlarla Cuma Ali konuşurken, ya benim babam işte dar sonluk yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Hiçbir şey başaramadılar. Ne bileyim, benim işte diğeri anlat. İşte benim babam da işte bana kızıyor. Neymiş efendim? Tekstilci de işte işime devam etmeliyim. Şimdi de bilmem neyim işte. Yani çok nasıl desem. Yani insanların ya para algısıyla diyeyim ya da o dönemin şartları üzerinden biraz daha konuşursak. ya herkesin bir işte İstanbul'a gelip köşeyi dönme derdi var. Yani ama işte insanlar çalışıp düzgün çalışıp şey elde edemediğini düşündükleri için pis işlere hemen şey yapıyorlar kaynıyorlar. Burada biraz ee, endüstriyelleşmenin gecikmesi diyebilirim. İşte Türkiye'nin şartları diyebilirim. Yani o dönemlerin o zorluklarını güzel vermişler bence. Yani tabii ki de bu bir şey değil. Yani aslında biraz insanların da algısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani 96'lar nasıldı? Bir başkalarından dinlemek gerekir. Ya da birazcık daha araştırmak gerekir ama Kısacası bizim elemanlar işleri biraz daha kolayından çözmeye çalıştığı için doğrudan mafyanın kucağına düşüyorlar. Bizim baba da eski eşkıya olduğu için işler onun için de yabancı değil. Ama orada şu e, diyalog çok hoşuma gitti. Mafyanın yanında beraber gidiyorlar bizim işte Cumali ile Baran. Orada şey diyor işte eşkıyalık diyor da artık dayı diyor dağlarda diyor eşkıyalık diyor. Artık eşkıyalar diyor şehirde o çok güzel bir diyalogtu. bana şeyi hatırlattı Red Dead Redemption'ı hatırlattı mesela orada da kovboyluğun son dönemleri ya işte kovboyluk da bitiyor aslında eşkıyalık da bitiyor bitmiş hatta ama işte kabuk değiştirmiş artık şehirler içerisinde oluşumu gösteriyorlar ve işte bizim dayı da aslında son eşkıya gibi bir şey. Son kovboy gibi bir şey. Ben o izlenimi aldım. O çok hoşuma gitti. Dönemin zorlukları içerisinde bir de işte bir aşkla sıkıştırmışlar ama güzel sıkıştırmışlar. İşin komik tarafı yani Cumali'nin de tutulduğu bir hanımefendi var. Sırf onun abisini kurtarabilmek için mafyanın pis işlerine daha da çok bulaşıyor. Bizim dayı işte yapma etme diyor. Ondan sonra işte o Cumali'nin hikayesi bambaşka bir yere gidiyor. Bizim abinin Dayı, o işte bir zamanlar dostu olduğu insanla yüzleşmesi de bambaşka bir şey. Orada bunun çatışması var. Bir insan sevdiği için ne kadar ileri gidebilir? Bir insanın sevdiği için etik kuralların üzerine git çıkması, onları çiğnemesi mübah mıdır? Değil midir? Yani sevginin bir sınırı olması gerekir mi? Gerekmez mi? Adam burada sevginin üzerine hiçbir şey koymuyor. Bizim diğer abi. Yani yalan da söylüyor, hırsızlık da yapıyor, kıza zorla da el koyuyor. a, a kardeşi gibi gördüğü adamı 30-35 yıl boyunca hapishanede bıraktırabiliyor. Bütün bunların hepsini yaptırabiliyor. Ve diyor ki, ben senden daha çok sevdim diyor. Çünkü ben bunları yapabilecek bir adamdım diyor. Onun için diyor. Sen bunları yapabilir miydin diyor. O ilginç bir diyalog. Bunun bu kadar da kalleşik olmaz bence de. <laughs> bu da çok abartı bu neden böyle oluyorsun da. Ya işte adamın tarafından baktığın zaman da adam da çok sevmiş diyorsun sözde. Ama mevzu ne? Keje işte Baran'dan ayrıldığından itibaren hiç kimseyle hiçbir şey konuşmamış. Ve şerefsiz herif hala da diyor ki işte bir sen bir konuşacaksın diyor bakalım diyor konuşacak mı diyor konuşmazsa diyor işte anlayacağım ki diyor herkese hayatı küsmüş adam da soruyor ya konuşursa ne yapacaksın diyor yani keşke muhtemelen onun da gidecek ondan sonra olaylar büyüyor bizim Cumali tarafındaki olaylar işte mafya ile ters düşmeler başlıyor kızın onu aldattığı ortaya çıkıyor ve finalde işte mafya ile ters düşen Cumali e, mafyanın eline düşüyor o parayı ödemesi gerekiyor. Ha bu süreç içerisinde e, cinayet işlemek zorunda kalıyor. Şerefsiz herif ve işte yani kızla kızın aslında manita olan, olan kızın abi olarak tanıttığı adam meğer birlikteymiş. Onları bir güzel öldürüyor. Ha keşke dedim ki ulan önce bir parayı alsaydın. <laughs> Allah kahretmesin hani. Bu kadar problem belki olmazdı da. Işte insanın kafası demek ki o anda onu düşünmüyor. Ama benim ilk düşündüğüm buydu. Hani bari en azından hani öldürme parayı al. Tabii öyle olmadı. Önce öldürdü. Ondan sonra da soramadı tabii ki de. Peki. Sonraki süreç içerisinde ne oluyor? Bizim dayı işte parayı bulmak için. Kece'nin yanına gidiyor. Kece tabii ki de kocasının yanına gidiyor. Parayı istiyor. Çek hazırlanıyor. Ve diyor ki o çeki alıyorsun. Ne yapacaksın peki? Keşe sende kalacak diyor işte. Böyle bir şey. Ki niye onunla kalıyor? Ben onu da anlamış değilim de hani tam aralarındaki diyaloğu mu kaçırdım acaba? Neticede kız kadın onunla gelmek istiyordu. Adam diyor ki sen diyor bunu diyor benim diyor işte hayatımın borcu olarak ben bunu senden alıyorum. Diyor ki zaten adamın borcu var yani. Adamın bütün altınlarını çalmış üstüne servet yaratmış. Yani adam ne kadar verse azdır yani. Buna rağmen kuş terif Adama karşılıksız çek veriyor ve Cumali'nin ölümü gerçekleşiyor. Adam adam parasını alamıyor. Cumali de e, mafya tarafından vuruluyor. Ve ve ondan sonra olaylar tabii ki de bizim son eşkıyanın e, rey yaşmasıyla beraber devam ediyor. Artık ödüne gelene sıkmaya başlıyor. Alıyor Cumali'nin silahını. Önce mafya önce şeye gidiyor. Senin verdiğin çek karşılıksız çıktı diyor. Neden diyor. Adamın yani işte zengin olan sakat adamın ben şeyini anlayamadım. Tam motivasyonunu anlayamadım. Yani aşkın üzerine hiçbir şey tutmuyor adam. Doğru aslında o bakışta, bakış açısından baktığı zaman tamam. Ama çok romantize kaçmış bence. Yani lan son artık noktaya gelmişsin. Ölüyorsun be kardeşim yani. Bırak insanlar mutlu olsun. Niye pislik yapıyorsun? Zaten bir ömür boyu çekmişsin. Kadın sana yüz vermemiş. Seninle konuşmamış bile. Bir de üstüne diyor ki işte diyor Kejen'in hayatını diyor bir başkasının diyor hayatına şey koydun diyor üste koydun diyor. İşte diyor böyle olmaz diyor aşkın diyor adam, aşkın karşısında diyor bir adamın diyor pislik bir adamın diyor ne önemi var ki diyor falan. Bir orada bir şey oldum. Ne anlatıyorsun dayı saçmalama lan böyle şey mi olur? Hani har verdiği paranın da muhtemelen günlük harcaması bile değildir yani. O kadar bile değil. Yarısı falandır yani. Öyle bir paradan bahsediyoruz. Buna rağmen adam böyle bir pislik yapıyor. Bizim dayı da harcıyor tabii ki de. Yetmiyor. Mahfeyi teker teker sıkıyor. Bildiğin Kurtlar Vadisi Polat Alemdar gibi oldu. Yani herkesi tak 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 vurdu. İşte o da işte o dönemin şeylerinden yani. Tek tek gideceksin de mafya Baştan sıkmaya başlayacaksın şeye kadar sıkacaksın içeriye kadar sıkacaksın. Herkes sana tek tek gelecek İşte o o hikayeler birazcık şey. Bizim dayıyı biraz daha işte parlatmak için. Ama finalde ne oluyor işte. Adam mafyayı temizledikten sonra işte Cumali öldükten sonra kendisinin bir yakalanma süreci başlıyor. Ve orada aslında adamın o dağlara kaçma işte dağda yaşama muhabbetine birazcık paralel bir durum bir sekans başlıyor işte şehrin binalarının üzerinden çatı katlarından bir şekilde kaçmaya çalışıyor oraya bir yeri varmaya çalışıyor yemek çalıyor İşte o sırada bir televizyon iz şeyi haberi var işte orada biraz şeylerden bahsediyor dönemin biraz siyasi konjektüründen birazcık dem vuruluyor falan biraz sanki bir siyasi eleştiri de gitmiş gibi geldi bana ee, film o noktadan sonra ne oluyor peki bizim dayı en sonunda Polis tarafından bir yerde yakalanıyor ha polis aslında cinayetler arasındaki bağlantı tam çözemiyor da bu eşkiyanın da nasıl yakalandığından tam emin değilim şey olarak yani nereden öğrendiler bir kamera falan mı vardı parmak izi mi oldu onunla ilgili bir detay yok bir anda polisler karşısına çıkıyor bizim dayının. Ha, finalde havai şekler patlıyor. Dayı anlıyor ki vakti gelmiş. Bu arada göğsünde tuttuğu muska düşmüş. İşte o kurşun geçirmez muskaymış. Adam hakikaten onu kaybettikten sonra bütün kurşunlar onu bulmaya başlıyor falan. En son kendini çatı kadından atıyor. Hava fişekler karş e karşısında e sonunda bir yıldız gibi gökyüzünde beliriyor. Bizim ablanın da dediği işte bir eşkıya öldün mü gökte bir yıldız belirir. Şekli ortaya çıkıyor. Güzeldi ya beğendim ara karakterler hoşuma gitti. İşte bir kadın vardı, bir abla vardı işte. Fahişelik yapıyordu. Bir oğlu vardı. İşte Pezevengi sürekli kadını dövüyordu. İşte oğlan bundan çok canı sıkılıyordu. Sen diyor eşkıya değil misin? Sen diyor niye annemi kurtarmadın diyor. Eyvallah kardeşim. Güzel de filmdi. Teşekkür ediyorum sana da işte öyle bir durum. Ee, ya öyle bir karakter vardı. O da hep sürekli zorluk görmüş. O olan küçük olan hiç hiçbir şeyden haberi yok. Ama işte o da sistemin içerisinde yani ölmek öldürmek bu tarz şeyleri artık hani ezilmenin itilip kakılmanın ne olduğunu biliyor. Buna karşı bir şey yapmak istiyor. Hani kendi yapamıyor başkasından istiyor. Bunu eşkıyadan istiyor. Sen niye öldürmeden diyor. Hani o dokunaklı geldi. Olur. Onu da izleriz. Onu da izleriz. Hafta sonunu ayarlayalım. Yapalım. Bir sonraki hafta yapalım. Bunu da toparlayalım. Çok da uzatmayalım. Vallahi yoruldum ha. Saat 9.30'da olmuş. Ee, özellikle bahsetmek istediğim bir karakter daha vardı. O yaşlı bir tane oyuncu abi. Ha <laughs> bir de şey ya komünise de bayıldım ya. Gel Rus gerçi o adam da. Şey. Baba aslında bir elçinin oğlu Ve avukatlık bitiriyor ama gönlünde yatan şey oyuncu olmak, oyuncu olmak istediğini mezun olduktan sonra babasına söylüyor ve babası tarafından evden atılıyor. Ve adam hiçbir şeyden e, gocunmadım, hiçbir şeyden utanmadım, sıkılmadım. Parasızlıktan da e, sıkıntı yaşamadım. Hani parasız olduğum için de üzülmedim. Tek üzüldüğüm nokta işte insanlara yük olmam demesi. Ve işte o olaydan sonra işte katları böyle gösterirken Rus abinin kendisiyle satranç oynaması işte ken öbürünün işte bizim abinin kendini asma hazırlanması işte diğerlerinin sevişmesi öbürlerinin dürbünde insanları izlemesi derken sonraki sahnede adamın e, ambulans tarafından işte götürülmesi falan bana biraz dokundu oralar. İnsan şey oluyor, oğlum ya biraz birazcık avukatlık yapsaydın, birazcık para biriktirseydin, sonra oyunculuk yapsaydın, bir onu deneseydin be kardeş falan oldum ya. Üzüldü ya, koydu vallahi billahi. Yani sanat ve sanatçılık hakikaten zor iş. Boşuna demiyorlar, herkes siyasetçi, politikacı olur ama herkes sanatçı olamaz. Sanat gerçekten yaratım isteyen bir şey. Yani Türkiye'de işte bunları da sayılı bulursun. Her televizyonda oynayan, her işte dizi çeken. Her böyle yakışıklı olan, sırf poz olması için sahnelerde gözüken insanlar oyuncu değildir. Oyunculuk başka bir şey. Ya biz vasata çok alıştığımız için arada parlayanlar gerçekten çok hoş duruyor. o parlayanlarda ne kadar yetenekli tartışılır. Yani Haluk Bilginer'i izlemek var. Karşısında birini koymuyorum bile. O yüzden o bir o kısım biraz dokundu bana. Rus bir <laughs> komik geldi bana. Adam devrimden kaçmış. Bir yandan da devrim övmeyi de bırakmıyor ama ya diyor hastasın ama diyor işte diyor hasta olduğun halde diyor bak diyor Rusya'da olsak diyor. İşte diyor onlar diyor diyor seni gördün mü hasta hemen diyor sana yardımcı olur. Ama şerefsizler diyor işte diyor kızıllardan da hiç hoşlanmam diye böyle kendi kendine çelişiyor. İz Kayanzo'ya galiba onun oyunculuğuna bayılıyorum ya. Haluk Bilgin'in polis filmi de çok güzel. Hiç bak izlemedim ha polis filmini. Haluk Bilgin'i de ben şeyden hatırlıyorum. Tatlı hayat. Ah ah, benim çocukluğumdaydı ya izlerdik. 2001. Aa bir de bunun şeyi vardı ya. Aa bak bunu mutlaka izleyebiliriz. Vekil miydi? Vekil miydi? Vali miydi? Bir şeydi. Haluk Bilginer. Vali miydi ya? Tabi canım. Va bulamayacağım. Bunlar değil. Eskilerinden ya. Şeref Bey. Eyvah babam. Sıkı dostlar. Kaçak. Ateşten günler. Vali miydi? Validir, validir. Tamam. Yok ya. Bunun da oynamışlığı vardı ya bir tane. Komediydi hatta. Şey vardı hatta bunun kesitleri falan dönüyordu. Tamam. Ben de kapatıyorum zaten ya. Anlatacak başka bir şey kalmadı. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.